Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yepyeni yazılı hazırlık videolarıyla karşınızdayız. 7. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı soruları az sonra sizlerle birlikte olacak. Küçük bir hatırlatma videoyu durdurup çözmeyi kendinizi denemeyi ihmal etmeyin. Bu arada yazılı hazırlık sorularımızın bulunduğu kitapçıklar çıktı. Aşağıya link bırakıyoruz. Nisan yayın Evi ile birlikte hazırladık bu kitapçıklarımızı. Sevgili arkadaşlar öyleyse hiç vakit kaybetmiyoruz ve hemen sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Bakalım ilk sayfamızda ne var görelim. Çevirebilirsek biraz sayfalarımız zor çevriliyor. Evet arkadaşlar doğru yanlış şeklinde verilmiş. 4 çarpı 8 tane ifade var 32 puan değerinde. İlk ile başlıyoruz. A seçeneğinde diyor ki ben kalemlerimi de hazırlayayım. Kırmızı yeşil şuraya bırakıyorum. Hazreti Yakup Aleyhisselam oğlu Hazreti Yusuf Aleyhisselam ile birlikte Kabe'yi inşa etmiştir deniliyor arkadaşlar. Bu ifade yanlış çünkü Kabe'yi inşa eden değil mi? Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam. Evet Hazreti İsmail Aleyhisselam diyebiliriz. Arafat vakfesi arkadaşlar haccın farzlarından mıdır? Doğru. İhrama girmek, Kabe'yi tavaf etmek ve Arafat'ta bir süre beklemek yani vakfe yapmak bunlar haccın farzlarındandır. Hanefi mezhebine göre arkadaşlar. Bu sebeple doğru. Erkek ve kadınların ihram elbisesi aynı mıdır? Hayır, yanlış. Zaten kadınlar e, değil mi? Örtünüyorlar vücutlarını tamamen neredeyse yüzleri ve elleri dışında, ayaklarının da bir kısmı dışında e, vücutlarını kapatıyorlar. Erkeklerde öyle değil. Erkeklerde mesela baş açık, e, gövdenin bir kısmı açık kalabiliyor ve ihram elbisesi kadınlarınkinden farklı iki parçadan oluşuyor bu arada ihram elbisesi. Erkeklerin giydiği diyelim iki parça şeklinde oluyor. Kadınlarda belki daha da fazla olabilir bu sayı. Kümes hayvanları arkadaşlar, tavuk, horoz gibi, ördek gibi mesela bunlar olabilir. Kaz gibi kurbanlık olarak kullanılabilir mi sizce? Hayır arkadaşlar. Bunlar kullanılamazlar. Bu sebeple bu ifade doğru. Kurban kesmek vacip olan bir ibadet midir? Evet arkadaşlar. Kurban kesmek eğer maddi imkanı varsa, zenginse o kişiler için vacip olan, yani farza yakın bir ibadettir diyebiliriz. Farz değil bakın ama farza yakın bir ibadettir. Vacip nedir? Hemen onu da hatırlayalım. Farza yakın bir ibadet. Hac arkadaşlar Ramazan ayında yapılan bir ibadet midir? Hayır arkadaşlar. Bu yanlış. Çünkü genellikle Kurban Bayramı zamanında yani Kurban Bayramından önce yapılır hac. Ne zaman dönem olarak aklımızda tutacak olursak Ramazan'dan sonra Kurban Bayramı dönemi. Ya da zamanı diyebiliriz. Say yapılırken Safa ve Merve tepeleri arasında değil mi? Hazreti Hacer e, oğlu Hazreti İsmail ile birlikte çünkü artık susuz kalmışlardı. E, orada oğlu için bir e, artık e, ne diyelim çıkacak bir yol arayışında. Yani çünkü artık susuzluktan ölmek üzereler. Orada Allah'a yalvarırcasına değil mi böyle gidip geldiği bir e, hareket oluyor. Buna işte say deniliyor. Safa ve Merve tepeleri arasında. Bu işte say yapılırken mesela biz Hazreti Hacer'in o yakınmasını, feryadını hatırlıyoruz. Bir nevi hatırasını canlandırıyoruz diyebiliriz. Kiramen Katibin melekleri vardı arkadaşlar. Bunlar bizim yazıcı meleklerimiz. Sağda ve solda olmak üzere değil mi? E, i̇yilikleri, iyi amelleri ve kötü amelleri yazan melekler olmuş olacak. Ama ölen insanları sorgulamakla görevlidir demiş. Bu ifade yanlış oluyor. Ölen insanları sorgulamakla görevli olan melekler... Değil mi? Münker nekir olmuş olacak. Münker nekir diyoruz ona da. Cevabımızı verdik. 32 puan cepte ve devam ediyoruz. İkinci sorumuzda arkadaşlar bakın Mesut Bey'in bir e, hac e, sırasında gerçekleştirmiş olduğu ibadetleri verilmiş. Burada uygun olan yerlere bu boşlukları bu kavramlarla tamamlamamızı istiyor. E, 4 çarpı 6'dan 24 puanlık bir soru. Ben de hemen kalemimi alayım ona göre. Evet, ilk olarak A seçeneğine bakın. Mesut Bey diyor arkadaşlar, mikat sınırında ihrama girmesi gerekiyor. Çünkü mikat sınırlarında ihrama girmeden dolaşmak haramdır arkadaşlar. Hanefi mezhebine göre. Bu mikat sınırlarının içine girmek istiyorsanız siz ihrama girmek zorundasınız. Ve ne yapıyor? Hac için, ihrama girdikten sonra artık e, hac için niyet ediyor ve telbiye duasını okumaya başlıyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk şeklinde değil mi? Hiç ağzından düşürmüyor bunu. Oraya giden insanlar, hacca giden insanlar sürekli bu duayı okuyorlar. Mescid-i Haram'a geldiğinde Hacerül Esvet taşının hizasından yani Kabe'nin bulunduğu yere geldiğinde Hacerül Esved taşının hizasından itibaren bulduklarımızı da şöyle silelim, üstünü çizelim şöyle. Üstünü değil, tam şöyle kenarlarını. Hemen bakalım. Hac için niyet etmişti. Hacerül Esvet taşının hizasından başlamak üzere Kabe etrafında arkadaşlar 7 kez dönüyor ve tavafını tamamlamış oluyor. Bir kez dönmeye Şavt adı veriliyordu. Bir kez döndüğünde bunun adı Şavt ama 7 kez döndüğünde tamamladığında buna da tavaf adını vermiş oluyoruz. Ardından Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelerek değil mi? Say ibadetini yerine getiriyor. Ve Arefe günü de Arafat'ta bir süre bekleyerek Arafat vakfesini yani vakfe ibadetini farzını yerine getirmiş oluyor. Son olarak da ne yapacak? Tıraş olacak ve ihramdan çıkarak ibadetlerini tamamlamış olacak sevgili arkadaşlar. Bu şekilde boşlukları doldurduğumuzda buradan da 4 çarpı 6'dan 24 puanımızı alabiliriz. Üçüncü sorumuzda geçmiş zamanlarda yaşamış insanlardan aynı zaman ya da döneme ait olanları eşleştiriniz diyor bize. Hemen yapmaya çalışalım. Arkadaşlar Hazreti Yakup Hazreti Yusuf'un babasıdır. Bu sebeple değil mi? E, Yusuf Aleyhisselam Mısır'a gitmiş oluyor. Orada hatta e, çok önemli görevler üstlenmiş oluyor. Sonra babasının ailesini de yanına alıyor. E, hatta bununla alakalı Hazreti Yusuf dizisi de var. Belki biliyorsunuzdur. Orada bayağı detaylı ayrıntılı anlatılıyor. Benim severek izlediğim dizilerden bir tanesi. Arkadaşlar Hazreti Meryem Hazreti İsa'nın annesidir. Bu şekilde eşleştirebiliriz. İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'dan da az önce bahsettik. Kabe'yi inşa etmişlerdir. Bu sebeple Hazreti İbrahim Hazreti İsmail'in babasıdır diyebiliriz. Evet cevaplarımızı bu şekilde eşleştirdik. Ve dördüncü sorumuz. Haccın farzlarını işaretleyerek gösteriniz demiş. Hac'in farzları arkadaşlar e, ihram'a girmektir, kabe'yi tavaf etmektir, şeytan taşlamak, kurban kesmek, müzdelife de vakfe yapmak bunlar farz değildir. Mesela kurban kesmek vaciptir yine bunu da hatırlatmış olalım arkadaşlar ama şeytan taşlamak işte müzdelife de vakfe yapmak bunlar e, farz olarak hacın farzları arasında yer almıyor diyoruz. Üçüncüsü neydi peki? Üçüncüsü buraya yazılmamış onu da hemen yazalım. Bu bir olsun. Bu ikincisi olsun. Üçüncüsü de Arafat'ta vakfe. Evet sevgili arkadaşlar. Bu şekilde cevaplarımızı vermiş olduk. Umre ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır deniliyor? Umre arkadaşlar bir kere sünnettir. Hac farzdır. Yani maddi imkanı olan e, dinen, zengin sayılan kişiler hacca gitmekle e, mükelleftir yani farzdır onlar ama diğer türlü maddi imkanı yoktur onlar için tabii ki bir sorumluluk yok. Ama umre arkadaşlar bir zorunluluğu yok, sünnettir. Yılın belli bir zaman diliminde yapılabilir demiş. Hayır, belirli bir zaman dilimi yok. İstediğimiz zaman yapabilir. Sadece hac zamanı dışında yapmamız gerekiyor ama istediğimiz ay istediğimiz zaman umreye gidebiliriz. Belirli bir zaman dilimi dediği için bu yanlış. İhrama girmeye gerek yoktur demiş bu ifade. E, hemen bir bakalım. Yanlış bir ifade olacak. Yani mikat sınırları var. yine Oralara geldiğimizde ihrama girmemiz gerekiyor. Bizden de hangi bilgilerin yanlış olduğunu e, istediği için cevabımız 2 ve 3. C seçeneği diyoruz. Çünkü bir numaralı olan doğru olacak. Altıncı sorumuz muavvize teyn sureleri hangileridir denilmiş. Muavize teyn sureleri deyince aklımıza koruyucu sureler. Evet bunlar gelebilir. Bu koruyucu sureler nelerdir arkadaşlar? Tabii ki Felak ve Nas sureleridir. Kul euzü birabbil felak ve kul euzü birabbin nas ile başlayan surelerdir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği diyoruz. Gülümseten sorumuzda gelsin. Kimler bu sureleri biliyor? Evet baştan sona kimler bu sureleri biliyor? Yorumlarda görelim. Evet arkadaşlar Sorularımızı çözmüş olduk böylece. Yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede konu tekrarımızı yaptığımızı düşünüyorum. Ee, yani amaç tabii ki birebir yazılının aynısı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Sorular belki benzerleri gelebilir. Zaten amaç nedir? Bu tür hazırlıkların yapılmasının amacı sınava biraz daha hazır hale gelmeniz. Alternatif başka kaynaklardan da zaten çalışıyorsunuzdur eminim. Ee, biz de elimizden geldiğince nacizane size yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah da faydalı oluyordur. Yorumlarda yine bunu da bizimle paylaşırsanız memnun oluruz arkadaşlar. Belki bizi motive eden bir iki cümle edersiniz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Hepinize başarılar sınavlarınızda. Yüzlük kağıtlarınızı bekliyoruz.